Genç de Faktörler, sağlıklı ve kaliteli yaşam için hepinize gönülden merhaba. Bugün bir sebze yemeği nasıl pişirilir, can alıcı, dikkat etmemiz gereken önemli püf noktaları, hap bilgileri size aktaracağız. Kesinlikle marketten ya da pazardan, nereden alırsanız alın, kesilmiş olan sebzelerden uzak kalın. Onlar oksijenle olan irtibatından dolayı besin değerlerinin kaybolmasına neden olur. Mümkün olduğu kadar küçük tencerelerde pişirin. Zaten iş yerinizde büyük kazanlarda piştiği için tencere ya da kazan ne kadar büyükse kayıp o kadar fazla oluyor. Siz çoğunuz bekar olduğunu biliyorum. Zaten küçük çelik tencerelerde çok kolaylıkla pişirebilme şansına sahipsiniz. Şimdi Feyza Hanım size ufak bir kabak yemeği nasıl pratikte pişirilir onu gösterecek. Ben de arkadan önemli can alıcı bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Evet, kabak yemeğimizi Feyza Hanım başladı yapmaya. Sıcak zeytinyağı, rivea dediğimiz, aslan, mısır özü, ayçiçeği, yağ gibi o tür yağları evinize sokmayın. Sıcak yemeklerde soğanı öldüreceğiniz için sıcak zeytinyağı koyduk. Rivea zeytinyağı diğer adıyla, soğuk zeytinyağı salatalarınıza koyarsınız ya da sebzeler piştikten sonra o soğuk preslemeyle yapılmış olan yağı kullanabilirsiniz. Sıcak zeytinyağının zararı yok, yararı da yok. Ama çok yararlı olan o sızma zeytinyağını siz ateşle birleştirdiğiniz zaman kanserojen etkiye dönüşebilir. Biz soğan öldürdüğümüz için onu sıcak zeytinyağla yapıyoruz. Soğanımızı yavaş yavaş pişirmeye başladık. İçerisine birazdan domatesimizi çeşni olarak, sebze olarak koyacağız. Sonra kabaklarımızı koyacağız. Baharatları istediğiniz kadar çeşitlendirebilirsiniz, atabilirsiniz. Ama kısık ateşte yapalım. Arada sırada tencerenin kapağını bir kere olmak kaydıyla açın. Daha fazla açmayın. Suda eriyen vitaminler buharla beraber kaybolabilir. Buna çok dikkat edin. Bir yemeğe piştiği zaman o gün tüketme gayreti içerisinde olun. Ertesi gün, hatta ikinci güne bunu aktarırsanız bütün besin değerlerin kaybolmasına neden olur. Tahta kaşık kullanma özelliğini asla yitirmeyin. Ertesi güne kaldıysa tencereyle beraber ısıtmak yok. Yiyebildiğiniz kadar olanı ısıtın. Eğer hepsini tembellik yapıp tencereyle ısıtırsanız o zaman kalan yiyeceklerin hepsini yine çöpe atmak zorunda kalırsınız. Bu önemli olan noktalara dikkat ettiğiniz sürece her şey çok daha farklı olacak. Kapağını da kapattık. Evet, bu şekilde kabak yemeğimiz çok pratik bir şekilde 10 dakika içerisinde pişecek. Servis yapacağız. Etimizi yanına garnitür olarak koyacağız. Sağlıcakla kalın. Genç de Faktörler.